Zaman zaman borç para isteyenler oluyor. Birisine borç verirken usul ne olmalı? Şartları nasıl belirlememiz lazım? Şimdi özel dediğim de şu. Örnek yani. Diyor ki biri kuzenime 2000 dolar karşılığı TL borç vermiştim. Sonra ben ev alırken o para lazım oldu. O vakit evin bedelinin %25'iydi bu 2000 dolar. Ama alacağım o zaman alamadım. 5 yıl sonra verdiğimde o para artık evimin %10'unun bedeli oldu. Ve daha büyük bir ev alacakken küçüğünü almak zorunda kaldım. Burada mağdur olmuş olmuyor muyum diye. Hani borç verirken mağdur olmamak için ne yapmak lazım kısacası? Valla şimdi şu anda Türkiye'de konut fiyatları anormal bir şekilde artıyor. Bu asla normal bir gidişat değil. Yani bu hiç hayırlı bir gidişat değil. Bir de burada şunu söyleyeyim. Şu gökdelenleri gördüğüm zaman sanki onlar böyle kafama yıkılıyormuş gibi oluyor. Artık İstanbul'da bir yaşanmaz bir şehir haline geldi yani İstanbul. Ne bu kadar gökdelen ya? Yani konut üreteceksen dağıl kardeşim etrafa. Yap yolları, dağıl etrafa. Güzel, herkes yayılsın her tarafa. Adam şeyinde bahçesinde bir tane horoz yetiştirsin, bir tarafa da bir tane koyun koysun. Bir şeyler olsun yani. Herkes bir üretici olsun. Herkes tüketici haline getiriliyor. Bu işin bir tarafı. Konut fiyatları anormal bir şekilde artıyor. Hiçbir şekilde normal değil. İşte bu bir müddet sonra görürsünüz bunun şeyini. Kötü neticesini. Bu işin bir tarafı. Ama işin şeyine gelirsek, tek tek mallara göre enflasyon hesap edilmez. Yani ev şöyleydi dediğiniz zaman olmaz. Enflasyon hesap ettiğiniz zaman böyle birçok mallara göre hesap etmek lazım. Onun için şeyler mesela ticaret odalarının yaptığı enflasyon hesapları vardır. İşte toptan eşya fiyatları endeksi vardır. Tüketici fiyatları endeksi vardır. Bir de para sepetleri oluşturulur. İşte bir döviz sepeti oluşturur birkaç çeşit dövizden. Onlardan oluşan bir endeks olabilir. Yani burada tek bir mala göre enflasyon hesabı yapılamaz. Ben burada şunu tavsiye ediyorum. Hangi ilde yaşıyorsanız o ilin siz tüketicisiniz. Tüketici fiyatları endeksine göre oluşan enflasyonu esas alın. Oradaki ticaret odasına sorun, ona göre aradaki farkı talep edin. Eğer enflasyon olmuşsa.